Anan geldi. Yeliz, anan geldi Yeliz. Murat'ın indirmesi. Ne? Annem merdivenlerden inmeye korkuyor. O yüzden dedi ki hani çocuklardan birine sesleneceğim diyeceğim ki hani biri Murat beni indirebilir mi? Centilmen çocuk. İyilik. Murat mı yaptı? Evet. Ay çok heyecanlandım. Anan ben de heyecanlandım. Acaba ne soracaklar anneme? Senin annen zaten bayağı dilli. Peki siz Aynur'un gafını duydunuz mu? Ne? Sen Aynur'un gafını duydun mu? Ne? Belki annemin elini öpmek için yeltendi. Aynur ben, ay benim aşkım böyle. Ama o an öyle çıktı yani. Evet. O an arkadaşlar sadece abartmayın. Aşkım geçiyor. Oluyor. Cumhuriyet Erkek Evine mi gittin? Evet. Nasıl geçti? Güzel. Kendini yeniden tanıt falan dediler. Nasıldı merak ettim. Kendini yeniden tanıt falan dediler. İşte kimi düşünüyorsun falan. Şu an yok yani. Şu an yok demek ama gelecekte gelmezler öyle. Evet. Önlerini kapatıyorum. Sen düşünmüyor musun Murat'la? Yok. Önlerini kapattım. Yemeğimi istediğim biri yok dedi. Ben niye böyleyim ya? Şu sol tarafta. Evet, niye öyle dedin? Ama ki ben birine adım atmam. Belki bir çağırırlarsa kırmızı odada sonuçta beklerim. Yani sohbet ederim. Belki çağırırlarsa. Hayır. Hani çağırırlarsa giderim. Durduk yere hayır deyip çıkmayacağım. Onu evet, kastetmiyorum. Ya ama kimseye adım atmam anlamında söylemek istedim. Yanlış anlaşılıyor. Tanımayacağım kimseyi. Sevgili olarak değil ama hani kimseyle konuşmadın ya evin içinde doğru. Evet. Hani arkadaş olarak gitsin konuşuyor. Ben evet bu arada sevgili olma hani şu an. Bir de sen arkadaş olarak sohbetini bilmiyorsun. Evet. Öyle bir soruyorlar ki hani düşündüğüm biri var mı? Sanki ilişki yaşamak için düşündüğüm o anlamda yok diyorum ama şey diyorum hani kimseyi tanımayacağım deyince yanlış anlıyorlar herhalde. Bugün mesela kırmızı odaya gitmek ister miydin? Kırmızı odaya olabilir tabii evet. Kim gitseydin kim çağırırdın? O konuda emin değilim şu ya anda. Emin değilim, elim değilim ya. Biri vardı, bir de bilemedim. Ne kolay değil mi? Yapmışsın ciddi ilişkini. Güzel bir thinking'imin gibi aşkınızı yaşıyorsunuz. Yok, adım attım valla. Görkem. Yok, ya şöyle söyleyeceğim, şimdi, ikisiyle bu arada şey yan yana geldiğin için soruyorum ki ikisi de olmayabilir tabii ki. Murat ve Görkem, hangisi daha ağır basıyor? Bak hangisini istiyorsun demiyorum, ağır basan tarafı soruyorum. Bu arada sadece tip olarak da ağır basabilir, karakteristik olarak da basabilir. Görkem'in gelsin desen Görkem tweet atacak, Gözde bana aşık diye. Öyle mi? Haberin olsun, ben bunu sana söyleyeyim. Yok evet. Ya öyle kötülemeyelim. Hayır, öyle. Bu arada Görkem'le aşk geçirmek istiyorsan Twitter hesabı açmak zorundasın. Evet aşkım. Ya bu arada evet. Orası net. Falan orada dönecek. Ya kötü biri değil bu arada. Değil. Yeliz. O da işte. Kötü biri değil. Evet. Böyle tweet atma şeyleri var. Evet. Yani Murat'tansa Görkem daha ağır basıyor tabii. Ya annem. Gel bakalım yiyeceğim yiyecek. Aşk geldi aşkım. Nasıldı? Çok heyecanlısın değil mi? Tamam gel. Ay prensim. Bu ne güzellik. Bu ne hoş. Sizin yanınızda meleklerin kolu. Çok heyecanlıydın. Gel sen heyecanlandı. Evet seni. Çok heyecanlıydın. Sizin tutuyordun. Gel sana. Ay hoş geldi. Gel. Bakalım. Ben de tanıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Sırayla tanışın. Ben tanıyorum zaten. Evet ben de tanıyorum. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsın? İyiyim şimdi çok şükür. Merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Aynur'la Berk